Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir essay için örnek bir giriş paragrafı yazacağız. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, TOEFL essayleri ortalama 300 kelimeden oluşmaktadır. Ancak bazı konularda nadiren 400 kelimeye kadar çıkılabilir. Fakat şunu unutmayalım, hiçbir zaman daha fazla yazmak daha fazla puan anlamına gelmez. Bilakis daha fazla yazdığınız zaman daha çok hatalarınız ortaya çıkar. Yani ideal olan 300 kelimeyi geçmemek. Arkadaşlar biz bugün örnek bir introduction yazacağız. Bugünkü konumuz, do you agree or disagree with the following statement? Technology has made a world a better place. Use specific reasons and examples to support your opinion. Öncelikle şunu unutmayalım, TOEFL'da veya IELTS'te essay yazarken hiçbir zaman bilgi sorulmaz. Yani sizin fikirleriniz ne olursa olsun, esasında fikirleriniz önemli değil. Önemli olan o fikirleri nasıl yazdığınızdır. Evet arkadaşlar, biz beraber bugün örnek bir paragraf yazalım. Do you agree or disagree with the following statement? Technology has made the world a better place. Use specific reasons and examples to support your opinion. Arkadaşlar, bir paragrafa giriş yapmadan önce mutlaka öncelikle geniş çerçeveden girmek lazım. Yani olayı en geniş haliyle ele almak lazım. Daha sonra paragrafımızın son cümlesi, yani thesis statement dediğimiz yerde bizim en can alıcı, tabiri caizse en vurucu cümlemizi söylememiz lazım. Fakat çok geniş bir perspektiften girmek demek hiç alakasız bir şey yazmak demek değildir. Yani öyle bir şey yaptığınız zaman da off topic olursunuz, direkt sıfır alırsınız. Bakın konumuz teknoloji olduğuna göre şöyle bir cümle yazabiliriz arkadaşlar. Nowadays technology has been advancing more rapidly than ever. Bugünlerde teknoloji her zamankinden daha fazla ilerlemektedir. Evet. Genel perspektiften bir giriş yaptık arkadaşlar. Yavaş yavaş biz artık çerçeveyi daraltıp kendi spesifik cümlemize doğru gidelim. İkinci cümle olarak yine geniş perspektifte bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yazabiliriz. Almost every day we see new technological devices in the market. İki ya da üç cümle böyle bir giriş için idealdir arkadaşlar. Bir cümle daha yazalım. Ne diyelim? Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. Technology has become an indispensable part of our lives. Evet, çok güzel olur. Technology has become an indispensable part of our lives. Teknoloji bizim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş konuma giriyorum. Demek istediğimi yavaş yavaş söylemeye başlayacağım. Ama yine ona başlarken bile şöyle bir ifade kullansam aslında güzel olabilir. Some people, bir genelleme yapıp sonra kendi söyleyeceğim asıl şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Some people believe in positive impacts of technology on the world, whereas others do not. Evet, çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, ideal bir essay'in 300-350 kelime arası olduğunu düşünürsek eğer, giriş paragrafının da yaklaşık 60-70 kelime, belki 80 kelimeye kadar olması maksimum uygun olabilir arkadaşlar. Bundan daha fazlası kesinlikle olmasın. Biz şimdi tam soruyu cevaplayacak bir thesis statement kuralım arkadaşlar. Soru neydi? Do you agree or disagree with the following statement? Technology has made the world a better place. Teknoloji dünyayı daha güzel bir yer haline getirdi. Arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi sizin aslında görüşünüz önemli değil. İsterseniz evet, teknoloji dünyayı daha güzel bir yer haline getirdi deyin. İsterseniz de hayır, ben bu görüşe katılmıyorum, teknoloji dünyayı daha kötü bir yer haline getirdin, hiç fark etmez. Önemli olan görüşünüz ne olursa olsun o görüşü nasıl belirttiğinizdir. Ben şimdi biraz daha kolaya kaçıp arkadaşlar soruya evet şeklinde cevap vereceğim. Bu görüşe katıldığımı söyleyeceğim. Bunu söylerken de arkadaşlar kesinlikle burada 2 ya da 3 tane sebep söylemek lazım. Eğer söyleyeceğiniz sebepler 2 olursa onun her bir tanesi için bir tane gelişme paragrafı yazacağınız için arkadaşlar biraz uzun paragraf yazmak lazım.
3 tane yazarsanız da biraz kısa paragraflar yazabilirsiniz. Ben bugün sizlere 2 sebep söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu da şöyle söyleyebilirim mesela. Çok basit bir şekilde. There are two main reasons why I agree that technology has made the world a better place. Evet, bunu yazalım arkadaşlar. There are two main reasons why I agree that technology has made the world a better place. İki nokta üst üste o iki sebebi de söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela bir tanesinde şöyle bir şey aklıma geldi benim. People can do their works within shorter times. Shorter times. And people can have access to information at any time they desire. Evet arkadaşlar, birinci neden neydi arkadaşlar? Hemen kırmızıya boyayayım. Within shorter times, people can do their works within shorter times. İkinci neden de arkadaşlar, people can have access to information at any time they desire. Hatta bunu başka bir renk yapayım arkadaşlar. Şimdi bakın, aynı cümleyi, bakın şu bizim thesis statement'ımız arkadaşlar. Bu aslında bir paragraftaki en önemli cümledir. Bakın aynı bu cümleyi şu şekilde de yazabilirim. Aynı anlama gelecek şekilde. Doing works within shorter times and access to information are the two main reasons. Bu arada burada bir spelling hatası var, hemen düzeltelim. Arkadaşlar TOEFL sınavında essay yazarken bilgisayar bu şekilde yanlış kelimelerin altını çizmiyor. O yüzden dikkatli olalım. Yani bitirdikten sonra mutlaka bir kere okuyalım. Are the two main reasons why I agree that technology has made the world a better place. Evet arkadaşlar, bu iki ifade aynısı. Anlam olarak hiçbirbirinden farkı yok. Bir ikisi de yazılabilir. Arkadaşlar, bir essay'deki en önemli cümle, size en çok puan kazandıracak cümle thesis statement'tır. Yani ilk paragrafın son cümlesidir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Essay'inizi okuyacak kişi hiç vakti olmasa, 10 saniye bir şöyle essay'inize bakacak olsa ve o cümleyi okuyacak olsa essay'inizle alakalı bir fikir edinmesi gerekir. Yani bu aslında bir essay'in özeti, çekirdeği gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Güzel bir introduction paragrafı oldu. Bakın şöyle, eğer siz bu görüşe katılmıyorsanız yine aynı şekilde, benzer şekilde, bakın şurayı kopyalayayım arkadaşlar. Bakın, disagree olan bir görüş yazalım. There are two main reasons why I disagree that technology has made the world a better place. Ne diyebiliriz mesela arkadaşlar? Hemen iki tane yine şey söyleyelim. Mesela bir tanesinde technology has destroyed the communication between people diyebiliriz. And başka bir sebep daha söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela it gives more pressure and headache baş ağrısı biliyorsunuz, for people. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, gerçekten de sizin fikirleriniz önemli değil. Neyi nasıl yazdığınız çok önemli. Yani isterseniz bu kısmı, şu sarı renkli kısmı statement olarak kullanın, isterseniz bu kısmı kullanın, hiç fark etmez. Önemli olan tutarlı olması. Daha sonra arkadaşlar, eğer siz burayı kullanacaksanız, biz şurayı silelim, kafamız karışmasın. Bunu da silelim. Aynı çünkü. Bakın, daha sonra ilk body paragrafımızda, yani gelişme paragrafımızda arkadaşlar, bakın şuradan people can do their works within shorter times. Bunu açıklayacağız. Diğer body paragrafımızda da arkadaşlar, people can have access to information at any time they desire açıklayacağız. Daha sonra da conclusion yazacağız. Conclusion yazarken de yine şu thesis statement'a çok benzer bir şekilde, belki başka bir şekilde söylenişini kullanarak yazıp
eseyimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Introduction paragrafa giriş yaparken öncelikle genel ifadelerden bahsedelim. Ama kesinlikle alakalı bir şey olsun. Hiç alakasız bir şey yazarsak bu sefer off topic olur. Direkt sıfır alırız arkadaşlar. Introduction'ımızı burada bitirelim arkadaşlar. Diğer videolarımızda başka konularla alakalı yine introduction yazıp eseylerimize devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim.